Çoğu insan kanseri duyduğunda aklına tümör gelir. Yani bir grup hücrenin hızlıca bölünerek bir kitle oluşturması durumu. Bu kitleyi görebilirsiniz ve böylece onu göstererek işte sorunu yaratan bu diyebilirsiniz. Ameliyat veya ilaçla bundan hemen kurtulmalıyız dersiniz. Diğer kanser çeşitleriyle karşılaştırdığımızda lösemiyi anlamamızı veya gözümüzde canlandırmamızı zorlaştıran da lösemi de illa da bir tümörün olmamasıdır. Çünkü lösemi kan kanseridir. Özellikle kan hücrelerinde oluşan bir kanserdir. Peki bu kan hücresi nedir? Gelin önce bir damar çizelim, içi kanla dolu. Çoğu insan kanı likit, sıvı olarak düşünür. İşte burada gölgelendirdiğim sıvı kısmı. Ama kanın içinde aynı zamanda birçok da hücre bulunur. Bu hücrelerden biri de al yuvarlar. Burada çizdiğim kırmızı noktalar. Bunlar oksijenin taşınmasında oldukça önemlidirler. Çünkü beyninizden kaslarınıza kadar vücudunuzdaki tüm organların oksijene ihtiyacı vardır. Şu an çizdiğim hücrelerse trombositler. Aslında hücre değiller. Kanamanın durmasını sağlayan, kan pıhtısı oluşturan hücrenin küçük parçalarıdırlar. Ha bir de bunlar var. Birçok farklı türü olan ak yuvarlar ki vücudunuz hastalıklarla savaşırken bunları kullanır. Bunlar bizi bakteri, virüs ve parazitlerden koruyan arkadaşlarımız. İşte bunlar kanda bulunan hücreler. Bu yüzden de bunlara kan hücreleri denir. Ama bunların kanda üretildiğini düşünmeyin. Kemiğin içinde üretilirler. Buraya hemen bir kemik çizeyim. Eğer kemiği şöyle keserek içine bakarsanız, sizin gözünüzü de çizeyim. Diyelim ki buradan kemiğin içine bakıyorsunuz. Kemiğin içinde buna benzer bir şey görürsünüz. Kemiğin dışında hepimizin bildiği sert kısmı bulunur. Gördüğünüz gibi kemiğin aslında tamamı sert değil. Ortasında bu çukur boşluk var ve bu boşluk kırmızı süngerimsi dokuyla kaplı. Buradaki kırmızı süngerimsi dokuya kemik iliği denir ve anlattığım Tüm bu hücreler kemik iliğinde üretilir. Şimdi içini sileyim de, kemik iliğinin içinde neler olduğuna daha detaylı bir şekilde bakalım. Kemik iliğine baktığımızda, al yuvarların üretildiğini görürüz. Trombositlerin ve ak yuvarlarında olması gereken de budur. Ama lösemi söz konusu olduğunda, buradaki hücrelerden biri, bu al yuvarlar olabilir, ak yuvarlar veya trombositler olabilir, kontrolden çıkarak, hızlı bir şekilde çoğalmaya başlar ve kemik iliğini ele geçirir. Şu an çizdiğim gibi. Bunun sorun teşkil etmesinin iki nedeni var. İlk olarak, hızla bölünen bu hücreler, yani lösemi hücreleri, normal bir hücrenin yerine getirmesi gereken görevi yapmazlar. Yani, oksijen taşımazlar. Hastalıklarla savaşmaz veya kan pıhtısı üretimine yardımcı olmazlar. Anlayacağınız hiçbir şey yapmazlar. Boşu boşuna yer kaplarlar ki bu da bir sorun. Çünkü vücudumuza hiçbir katkısı olmayan hücreler için enerji harcamak istemeyiz. İkinci nedense herhangi bir hücre hızla bölünerek kemik iliği içinde çok fazla yer kaplamaya başladığında diğer hücrelere gelişebilmeleri için çok az alan ve çok az gıda kalır. Bu yüzden de kemik iliği gerektiği kadar sağlıklı ve normal kan hücresi üretemez üretemediği için de kana ihtiyacı olan hücreleri sağlayamaz. İşte bu da lösemiye neden olur. Kanda daha az al yuvar görürsünüz, daha az trombosit ve daha az ak yuvar. Bu lösemi hücreleri, kemik iliği içinde kendilerini alan bulamadıklarındaysa, kana sızmaya başlarlar. Böylece lösemi hücrelerine kanda rastlamaya başlarız. Onları da hemen çizime ekliyorum. Buradaki resim aslında lösemide görülen tüm belirtileri açıklıyor. Bu belirtileri anlatmak için kendime biraz yer açayım. İlk olarak ak yuvarların sayısında düşüş görürüz, değil mi? Kısaca A, L yazalım. Hatırlayın, al yuvarlar oksijen taşıyordu. Bu yüzden halsizlik, güçsüzlük ve yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıkar. Yorgunluğun sebebi beynin yeteri kadar oksijen alamamasındandır vücut açığı kapamak için daha hızlı nefes almaya başlar. Bu yüzden de hastalar nefes darlığı çekmeye başlar. Al yuvarlar kana kırmızı rengi veren hücreler olduğundan, eksikliğinde hastalar daha solgun gözükürler. Lösemide trombositlerin de azaldığını söylemiştik. Hastanın herhangi bir nedenden dolayı kanaması olduğunda, kanamayı durduran kan pıhtısını oluşturacak trombosit bulunmaz. Bu yüzden de kanama uzun sürer ve aynı zamanda morarmalarda başlar. Son olarak da ak yuvar sayısının azalacağını söylemiştik. Bunu da AK olarak kısaltalım. Ak yuvarlar, hastalıklarla savaştığından dolayı lösemi, kişilerin daha sık ve daha çok hastalanmalarına ya da hastalığa karşı olan bağışıklıklarının düşmesine neden olur. Bu lösemi hücreleri çok hızlı bir şekilde bölünerek vücudun enerjisinin çoğunu tüketirler. İşte bundan dolayı güçsüzlük, kayda değer bir kilo kaybı gibi belirtiler oluşur ki bunları diğer kanser türlerinde de görürsünüz. Çünkü onlarda da hızla bölünen hücreler söz konusudur. Sonra lösemi hücreleri kemik duvarına doğru gelişmeye başlarlar. Eğer şimdiye kadar kemiğiniz kırıldıysa veya kemik enfeksiyonu geçirdiyseniz kemik duvarının içinde pek çok hassas duyu sinirleri olduğunu biliyorsunuzdur. İşte bu sebeple Lösemi hastaları kemik ağrısı çekerler ki bu sadece tek bir kemikte olan bir ağrı değildir. Vücutlarındaki tüm kemikler ağrır. Yani anlayacağınız çok yaygın bir kemik ağrısına neden olur. Hasta lösemi'nin işaretlerini ve belirtilerini göstermeye başlamışsa doktorlar genellikle kan testi istemekle işe başlarlar. Kan testi yaptırdığınızda göreceğiniz ilk şey bu resimdeki gibi bir durumdur daha az sağlıklı ve normal hücre ve belki de lösemi hücrelerini görürsünüz. Alınan bu sonuç, doktoru kişinin lösemi hastası olduğu şüphesine götürür ve bu şüphe kemik iliğinin içine bakılarak doğrulanabilir. Kemik içindeki boşluğu çizmiştim. Kemiğin içine uzun bir iğne sokularak içinden bir miktar sıvı alınır, mikroskop altında incelenerek kemiğin iliğine bakılmış olur. Buna da Kemik iliği aspirasyonu denir. Lösemi dediğimiz genel olarak budur.